Siirt Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliğine bağlı olarak faaliyet gösteren Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi engelli ve yatalak vatandaşlara evlerinde hizmet veriyor. Oluşturulan bir ekip haftada bir gün müracaat eden hastaları evlerinde ziyaret ederek ağız ve diş tedavilerini gerçekleştiriyor. Diş hekimi Ali Özdemir ve Dilek Türkoğlu'ndan oluşan ekip hafta boyunca müracaat eden hastaları çarşamba günleri ziyaret ediyor. Neyse, fırçalıyor musun artık işleri? Fırçalıyorum valla. Ağrım var mı onun içinde? Yok. Ben söz edeyim. Sıkıntın yok artık değil mi? Yok yok. Öncelikle diş arıyordu ilk geldiğimizde. Dişinden iltihap vardı. İltihap o dişi öncelikle ilaç yazdık. İlaçları kullandık, bir hafta sonra geldiğimizde iltihabı kurumuştu, o zaman çekmiştik. Bu sefer başka bir dişi ağrıyordu. Onun için de gelmiştik tekrar. İlaçlar o şekilde tedavisini yapmıştık. Yani şu an gayet rahat. Merhaba. Nasılsın amca? Sağ ol kızım, hoş geldin. Bakalım ben gerçekten diyorum ama bir sorun yok mu? Gayet iyi yani ben şimdiden diyorum ha. Hiç müracaat ettim. Allah sizden de devletten de razı olsun. Bu imkanı vermiş. Geldiler, tedavi ettiler. Sağ olsunlar. Geldik, diş yaptık. Evet. Geldiler, takımımı yaptılar. Çok güzel. Gerçekten amcanın şeyinde, çenesinde diş yoktu. Evet. Yani diş olmadığı için total protez dediğimiz protez yapıyorduk. Evet, evet. Yani alt ve üst yaptık değil mi gerçekten amca? Efendim? Alt üst yapmıştık değil mi? Alt üst yaptık. Alt üst şekilde protezini yaptık. Şeklim varsa tamamlayayım ben. Ve... O kadar önce değilim yani bileyim. Ve şu anda hani gayet rahat bir şekilde kullanabiliyor. Dişlerinde bir sıkıntısı olmuyor. Bize bugün kontrol amaçlı geldik. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Evde bakalım. Evde bakım için sadece hastaneye gelip vallahi başvurmana yeterli oluyor. Doktor beyden de hemşire hanımdan da ben çok memnunum. Çok razıyım. Allah onlardan da razı olsun. Şey ya. Yürü. Kalk. Sence düzeltelim. Bakalım. Yapacağım. Kapanışına bakalım. Şu şekilde. Gayet iyi olmuş. Aç yaptı lan. Abi önce. Şimdi dişlerin provasını yaptık. Gayet güzel olmuş. Bu daha bitmemiş abi. Evet. Ya yani o hafif oynamalı şeylerim vardı. Bunu birazcık ağır yapacağız. Hani fazla oynama şeyi yapmasın. Tutsun diye. Evet. Şimdi şu an bu şekilde olmayacak. Yani bu provadır. Evet. Dişlerin hani gayet iyidir. Haftaya geldiğimizde de büyük ihtimal dişlerini takacağız. İnşallah. Allah yani inşallah bir sıkıntı olmazsa, bir şey olmazsa inşallah haftaya geldiğinde dişlerini takacağız. Ondan sonra rahat rahat yemeğini yiyebileceğiz. Çok yapıyorlar. Allah razı olsun. Çok memnun oluyoruz. Bundan sonra daha iyi ne olacak ki tam hastahane. Biz gelmesi lazımdır ama siz geliyorsunuz. Allah sizde razı olsun. Doktor Özdemir konuyla ilgili olarak şunları söyledi. Başhekimimize başvuruyorlar. Başhekimle bizi yönlendiriyor. O Allah, dilekçe. Allah sizden razı olsun. Yani bu hizmeti almak için sadece dilekçe yeterli. Yani tüm Siirt hakkında da o şekilde anlat. Allah razı olsun. Yani dilekçeyi yazdıktan sonra o adresler bize açık bir şekilde hani dilekçeyi biz alıyoruz. O adrese, o telefon numarasını, bize verilen telefon numarasına ulaşıyoruz. Açık adreslerini alıp evet. Hani gerekli tedavilerini evde yapabilmek evet. Amacıyla çok sağ olasın. Sizlere, çok memnun oluyoruz. Yani evde gelemeyecek, evde bakıma muhtaç hastaların evet. Diş tedavilerini, ağız ve diş sağlığı çok sağ kavuşabilmesi için tüm tedavilerini bu şekilde yapıyoruz. Çok sağ olasın. Sadece yaşlı hastalara, engelli hastalara, hani bütün hastalara değil. Hani evde bakım hizmeti istiyorum, ben de gelip evde tedavi yaptığım şeklinde değil. Sıkıntı olmasın. Yani bu şekilde değil, evde bakıma muhtaç hastalar. Yürüyemeyecek hastalar, evde yatalak hastalar, engelli hastalar, işte bedensel olarak engelli, yürüyemeyecek, bu şekilde evde bakıma muhtaç olan hastalara ulaşmaktır. Bizim amacımız budur. Yani bu şekilde de elimizden gelen her şeyi yapacağız.